Cemre, iyi akşamlar. Sana da. Ya Cemre. Ya vaktin var mı? Biraz konuşalım mı? Çay falan içeriz. Ya Cemre, bana sadece kendimi anlatabileceğim kadar zaman versen bile yeter. Bu kadarcık, başka bir şey istemiyorum. Olur. Aşağıda güzel bir mekan var. Çay da güzel. Acil işin yoksa eğer oraya gidelim. Yarın Cansız'la buluşacağız. Neden? Teslimat var. Ne teslimatı? Kader'in teslimatı. Yarın iki sorun birden ortadan kalkıyor yani. Cemre bak, ben sana karşı ne yaptığımı biliyorum, hatamı biliyorum. Sadece nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum. Uzatmaya da gerek yok. Bundan önce sana çok büyük yanlış yaptığım için artık özür dilemenin de bir faydası yok. Artık özür de dileyemem. Yani sen kızdığında ağzından çıkan cümlelerin ne kadar kırıcı olduğunu bilmiyorsun. Ya bütün öfken, her şeyi ele alıyor sanki. Ya herkes tartışır, bu çok normal ama sen tartışmıyorsun. Ya intikam alıyorsun. Ne intikam Cemre? Bilmem, sen söyle. Cemre, ben senden niye intikam alayım? Sen hayatıma girdiğinden beri her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok iyi gidiyor. Ama sen gidiyorsun. Bir anda üstüme sarmaya başlıyor insanlar. Bana saldırmaya başlıyorlar. Kim onlar? Ya Cemre, ne fark eder? Ahmet, Mehmet işte. Bak Cemre. Sen benim uğrumsun. Sen benim şansımsın. Ya böyle bir şans insanın hayatına kaç defa denk gelir ki ya Cemre? Ha? Daha açık söyle. Ben seni kaybetmek istemiyorum Cemre. Oldu mu? Bunun için hangi kusurumu kapatmam gerekiyorsa, hangi kusurumu toparlamam gerekiyorsa söyle bana. De ki şu, ben toparlarım. Yeter ki bana bir omuz ver, bir yol göster. Ama dersen ki Kerem, artık bana toparlayacak bir şey bırakmadın. Onu da anlarım. Yani hissetmiyorsan bir şey, ben bir durmak istiyorum. Niye duracaksın ki Cemre? Ben seni tanıdığımı düşünüyordum. Ama benim yaptığım küçük yardıma o kadar büyük tepki verince yanıldığımı anladım. Ya burada benim de hatam var. Ama her şey o kadar hızlı ilerledi ki. Ne Cemre? Biz niye geldik buraya? Mahallede de söyleyebilirdin o zaman bunu bana. Ya niye buradayız ya biz? Cemre bak. Bir insanı ya affedersin ya affetmezsin. Bunun ortası yok. Arada kalmak nedir ya? Ha? Birini tanımak için de öyle haftalara, aylara, senelere ihtiyacın yok. Hele ki benim gibi birini tanımak için. Ben sana demedim mi ya? En başta da söyledim sana. Ben dedim dünyada görüp görebileceğin en basit adamım dedim sana. Yanlış mıyım? Ha? Hatırlamıyor musun? O senin tanıdığın, düşündüğün insanlar var ya Cemre. Ben en azından onların yaptığını yapmadım sana. Onları da gördük. Ne yaptıklarını da gördük. Ben en azından öyle bir şey yapmadım sana. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Kadir evde mi? Yukarıda ben çağırayım mı onu? Dur çağırma. Önden sen bir konuşalım. Aylin abla bir yanlışımız olmadı inşallah. Oldu canım, yanlışın olmaz mı? Sen ne yaptın Cemre'ye de kızın suratı mahkeme duvarı gibi? Bir şey yapmadım abla, ne yapacağım ben? Yapmışsın, kız niye mutsuz? Öyle mi? Niye gülüyorsun Kerem? Yok abla, ben ona şey yapmadım başka. Tamam, şimdi gidiyorsun bizim eve, Cemre'nin gönlünü alıyorsun. Abla biz konuştuk zaten onunla konuşacağımızı ya. Ay ne konuştunuz acaba? Hayır sen Kadir abini örnek alıyorsan, onun gibi bir konuşma yaptıysan o bir konuşma değil kavga, onu söyleyeyim. Hadi gidiyorsun şimdi, gönlünü alıyorsun hadi. Keremciğim hadi. İyi akşamlar. Ya Meral'cığım sen takriben bu evden ne zaman gidersin acaba? Hayır bakıyorum ayakta da duruyorsun, maşallah sapasağlamsın değil mi? Yani... Vallahi. Allah Allah. İyiymiş yani, ben senin evine gelemiyorum. Sen istediğin zaman bizim evimizdesin. Hayır nasıl olacak bu iş? Çifte standart yani. Sen niye böyle giyindin? Nereye gidiyorsun? Ben işim var. Ne işin var? İyi iş işte. Ne iş olacak? Kadir'cim sen polis değilsin. Ne işine gidiyorsun? İşimin olması için benim görevde mi olmam gerekiyor? Kadir'cim ne işine gidiyorsun? Allah Allah. Kızım iş diyorum sana ya, iş. İyi tamam, ben de geliyorum. Sen bir yere gelmiyorsun. Geliyorum. Hayır gelmiyorsun. Ya geliyorum. Ya otur oturduğun yerde. Nasıl olmuş böyle? Ceket. Siyahlar içinde. Olmamış zaten. Hiç olmamış. Olmamışsın yani. Hiçbir şey olmamış. Ya nereye ya? Dur bir dakika, nereye? Ya iki dakika. Ya kıskanç mısın sen, nesin ya? Ne haber? İyi. İyi. Cemre geçenlerde beni bir restorana götürdün ya sen, böyle yanarlı dönerli. Orada bir şey söylemiştin bana. Kerem sen de en çok neyi seviyorum biliyor musun? Bir şeyi saklayamamanı. Hatırladın mı? Şimdi ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ben senden en çok neyi seviyorum biliyor musun? Neyi? Senin affetmen çok güzel. Zeynep. Bana bakın çok gerginim, çok sinirliyim. Vallahi acısını sizden çıkartırım. Koca insanlarsınız. Artık bir konuşun, çözün kendi meselelerinizi ya. Çık bir konuş, hallet. Cemre. Ya bu arada benim senin arabanı almam lazım. Alabilir miyim? Ama sehpanın üzerinde anahtar. İyi tamam. Hadi siz de meseleniz neyse halledin. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ya Cemre ben babama benziyorum işte ya. Babana mı benziyorsun? Ha. O da sinirlendiğinde yakıp yıkardı böyle, telafisi olmayan şeyler yapardı. Ben de ona benziyorum. İstediğim kadar kaçayım olmuyor. Bence benzemiyorsun. Hatalarında yüzleşmektense onlara birer neden arıyorsun. Ne alaka ya? Çok alakası var. O cümleleri baban söylemedi bana. Sen söyledin. Bir tercihin var yani. Onun gibi davranmamak. Ama sen hatayı yapıp suçu babanın üstüne atıyorsun. Şimdi babam suçsuz mu oldu yani? Ben öyle bir şey söylemedim. Ve yine anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Senin hayatında baban büyük bir sorun evet, ama bizim hayatımızda değil. Bence sen hatalarından kurtulabilirsin. Ya bunu yaparsın biliyorum. Nereden biliyorsun Cemre Hanım ya? Çünkü seni tanıyorum. Neye nasıl tepki verdiğini biliyorum. Ben de seni görmeyi çok seviyorum. Bunu karakolda da söylemiştim. Seni gördüğüme sevindim demiştim. Hı. Hatırlıyorum. En azından konuşabiliyoruz. arkadaş olarak. Dur bir dakika dur. Bak şimdi ayrıldıktan sonra arkadaş olarak hayatlarına devam eden insanlar yok mu? Var. İki medeni insan gibi böyle gayet. Arkadaş kalıp. Ama ben onlardan değilim ha. Ben sevdiğim kadından ayrıldıktan sonra onunla arkadaş kalanlardan değilim. Olamam yani. Ben şimdi bir yol bulmuşum. İnce ince o yoldan yürümeye çalışıyorum. Bir pırıltı yakalamışım orada. Sen eğer o yolun sonunda beni arkadaş olarak bekliyorsan ben yokum. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Senin affetmeni seviyorum dedin ya. Evet dedim. Ben daha ne kadar affedebilirim onu bilmiyorum. Beni artık hep sona saklıyor ya. Kan revan içinde kaldık ya. Cemre, ben ufak uzuyorum eve. Hayır, gitme. Cemre, kızım. İyi akşamlar. Konuşabilir miyiz? Konuşalım. Yalnız konuşalım. Yo, Kerem'in önünde ne konuşmak istersen konuşabilirsin benimle. Ben başkalarının yanında konuşmak istemiyorum. Evimize gidelim istersen, ha? Orada konuşalım. Benim evim burası baba. Delirdin mi sen kızım? Burası evim falan değilsin. Bak bu insanlarla görüştüğümüzden beri ne hale düştüğümüzün farkında mısın? Farkındayım. O zaman niye bunun yanındasın? Kerem. Benim adım Kerem. Kerem lütfen. Cemreciğim, niye bunun yanındasın? Öyle olmasını istediğim için. Yanında olmak istediğin adamın bana silah çektiğini biliyor musun? Biliyorum. Bundan mutlu da değilim ama Kerem bunun farkında zaten. Farkındayım evet. Bir daha da olmayacak. Ama ben hala senin ne yaptığını bilmiyorum baba. Bugün de, geçmişte ne yaptığını bilmiyorum. Ben Kerem'den korkmuyorum. Ama senden çok korkuyorum. Ben senin babanım kızım. Benden niye korkasın ki? Benden sakladıklarından olmasın. Ben senden bir şey saklamıyorum. Saklıyorsun. Kendi kızından bir şeyler saklıyorsun. O yüzden beni ikna etmeye çalışma. Seninle gelmeyeceğim. Söyleyecek de başka bir şeyin yoksa ben eve geçiyorum. Üşüdüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemre. Görüşürüz. Görüşürüz. Cemre, ne oldu? Hayırdır? Yok bir şey. Ya dün akşam... Sen ne darlandın ya Cemre? Söyle. Ya ben babamın önünde sana kaba mı davrandım? Ya içim rahat etmedi de. Olur mu öyle şey ya? Dert ettiğin şeye bak. Benim sana yaptıklarımdan sonra az bile. Hiçbir şey yapmadın sen. Sıkıntı yok yani. Yalnız şu an filmlerdeki gibi olmadım ya. Arkadan bir de tamirci çırağı çalsa tam olacak. Aç şöyle ya. Yüzün gülsün biraz ya. Yüzümüz gülsün biraz ya. Sen nasıl buldun ki burayı? Kadir'den öğrendim. Neyse. Seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Ya olur mu öyle şey ya? Avukat hanım bir çay ısmarlayayım falan demek isterdim aslında sana ama. Mesai saati. Ben kaçtım. İşin bittiyse bir gel el at şuna. Tamam Osman. Şu tarafa çek. Hoş geldiniz. Dur bakalım, dur. Boş mu geldik, gelmedik mi orasını bilmiyoruz. Belli değil. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk ablacığım. Zeynep Hanım bu ziyaretçi konusunda çok hassas yani. Bakalım kabul edecek mi bizi? Çıkarmıyorum o zaman. Bir hoş geldin deyip çıkabiliriz. Belli olmaz. Sen giy üstünü. Ya ben davet ettiğime göre öyle bir şey yok. Yani şimdilik yok. Taktı ya. Yemin ediyorum taktı. Hoş geldiniz. Abla çıkarıyorum. Hoş geldiniz. Fıstık. İyi misin? İyiyim. Diğer taraftan da aferin sana. Ne haber Cemre? İyiyim. İyi abla. Neler döktürdün bakalım ya. Biz senin yemeklerini çok özledik biliyor musun? Oğlum Zeynep beni hiç mutfağa sokmadı ki bugün. Her şeyi kendi yaptı. Ya zaten Zeynep dedin mutfak aklına gelir. Mutfak dedin mi Zeynep aklına gelir yani. O kadar hamarattır kendisi. Yemin ediyorum çağırdığıma pişman ediyorsun. Gel ben sana üst katı gezdireyim biraz. Üst katı? Hı. Bak 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 sanki müze gezdiriyor. Üst katı gezdireyim diyor. Aynen. Hallere bak sen. Kerem, Cemre hadi. Aylin yardıma ihtiyacım var hadi. Tamam hadi gel sen. Ali Usta, ben motoru buldum. Vallahi billahi biri bizim evin önüne bırakmış. Anlamadım ben de. Sana da bana da büyük geçmiş olsun usta, ne diyelim. Tamam, ben hemen getiriyorum dükkana. Tamam usta, orada görüşürüz. Geliştirmişsin kendini. Ne sandın oğlum? Benim adım Cemil. Jacob'cığım, hangisini alıyoruz yavrum şimdi? Bu sefer bir şey bırakıyoruz bro. O ne demek? Pardon? Ne yapıyorsun oğlum sen? Niye tutuyorsun lan o makineyi bana? Biz kardeş değil miyiz lan? Değiliz kardeşim. At elindeki silahı yere. Yat yere. Abi bu dükkan... Ben burada sadece... Ben hiçbir şey yapmadım. Bırak silahı yere. Ben hiçbir şey yapmadım.